Dikmen'i biz seviyoruz. Biz de bizim seviyoruz. Küçük bir ilçemiz, belki hizmete en çok ihtiyacı olan ilçelerimizden bir tanesi. Evet. Bizim Dikmen'in insanı yüreği geniş, sıcak. Sofrası bol, zengin, gönlü zengin. Aslında yokluk içerisinde olan ama gönlünü ve sofrasını zengin açan insan. Şimdi biz dağın bu tarafındayız ya Sayın Vekilim. Yani Sinop'a göre biz dağın bu tarafında gözüküyoruz. Siz de aynı şeydeyiz. Şimdi zaten şöyle bakarsak daha bu taraf Dikmen, bu taraf Durağan. Ve ben her yerde de anlatıyorum. Durağan'la Dikmen'in insanı karakter olarak aynıdır. Yüz tipi de aynıdır mesela. Mesela Erfeley'in insanı farklıdır. Türkiye'nin Ayancı'nki farklıdır. Yani bizim Sinop'un insan yapısını bile ben artık analiz ediyorum. Dikmen'le Durağan'ın insanı birbirine benzer. Şimdi oy oranları da 3 aşağı 5 yukarı. Sinop'a geldiğe göre sahil bölgelerine Durağan, Boyabba, Sarıyacık, Dikmen. Biz dördümüz dağın bu tarafındayız. Hayır peki biraz evvel de bahsetmeniz için de artık seçtiğimiz şu var. Bizim coğrafi olarak, yollarımız olarak belki diğer ilçelere hemen hemen eş değerli o kadar net olarak bilmiyorum ama bak bütçeye geldiği zaman Dikmen küçük, en küçük pastayı bize veriyorlar. Bizim de haliyle o yolları yapmamız, o yollara işte alt yapısını, kanalizasyonumuz zaten sıfır çok. Bilginiz var zaten onlarda. Bunları yapmamız o bütçeyle mümkün değil. Bizim zaten küçük olmamız, Sarıyacık'ı bir, biz iki. Hemen hemen aynı bütçeyi alıyoruz. 300 mi geçen sene, bu sene 400 yaptırdık da Yalmaray'a karar, yani öyle diyelim. Meclisi biliyorsunuz açıkçası. Ama genel olarak Sinop'un bütçesinin artırılmasında bizim ricamız, yani genel olarak ben Dikmen olarak demiyorum. Bütçemiz gittikçe düşmüş, siz daha iyi biliyorsunuz. Biliyorum abi. Yıllara bağlı olarak 2005'ten 2015'e kadar köy desteği ne aldığımızı köy köy biliyorum şu anda. Hepsinin emanetini çıkarttık. Ama gittikçe bütçe küçülmüş. Oralarda bile kalmamış. Yani 45 milyon bütçemiz var. Ne kadarısı gerçekleşir demiyorum ama yani bu genelde bütçenin artırılması için siz üzerinde düşüneceğinizi yapacağınızı biliyoruz. Ama İnşallah. Mutlaka bütçenin artması lazım. Bu bütçeyle sinirlik bir imzat yapılması yok aslında. Abi şöyle, bizim elimizde iki tane imkan var. Biraz önce ben partinin önünde de söyledim. Birisi özel idare bütçemiz bizim, birisi de köy desteği bütçemiz. Özel idare bütçesini sizler biliyorsunuz, başkanımla beraber yaptınız. 45 milyon bir bütçe ama bunun yaklaşık 6-7 milyonu yatırım bütçesi. Tabii. Dolayısıyla 45 milyonun içerisinde 7 milyon yatırım bütçesi oldukça az bir rakam. Yani 7 milyonla neyi yapacaksın? Bütün bu ihtiyaçların hepsine baktığında ben muhtarlara zaman zaman takılıyorum. Diyorum ki beraber bir araya geldiğimizde. Muhtarım senin yol ihtiyacın var mı? Var. Senin var mı? Var. Senin var mı? Var. Seninki acil mi? Acil. Seninki de acil. Seninki hemen yarın mı? Evet. Herkesinki acil, herkesinki yarın. Şimdi bunu belli bir planlama ve disiplin içerisine sokmadan çözme şansımız yok. Herkesinki aciliyet kesbetmiş olabilir ama bir plan çerçevesinde bunu çözmemiz lazım. Ama bunun için iki tane şeye ihtiyacımız var. Birincisi özel idarenin kaynaklarını artırmaya, ikincisi köydes imkanlarını artırmaya ihtiyacımız var. Özel idarede sadece kaynak artırmak yetmiyor. Aynı zamanda özel idarenin çalışma yapısını, çalışma düzenini, imkanlarını, araçlarını, gereçlerini rantabl kullanmaya ihtiyacımız var. Orada da ben bir miktar söyledim. Köydes'le ilgili son 3 yılda Sinop'a gelen para 8 milyon. Yani 2013'te 8 milyon, 2014'te 9 milyon, 2015'te 8 milyon. Köydes'ten gelen para. Normalde 2005'ten 2015'e kadar 151 trilyon para gelmiş. En güzel gelen para 2007-2008 o yıllarda, köydesin daha yeni başladığı yıllarda 26 milyon, 27 milyon para gelmiş bir yılda. Hemen hemen 2-3 yıl böyle devam etmiş. Çok güzel bir para bu para. Bir şey daha söyleyeyim de siz de konuyu sözünüze. O afette 3 tane protonik ayak hala yerde duruyor. Bir tanesi Cengiz'in kaptı. Bir tanesi şurada 100 metreye yakın protonik duruyor. Bir tanesi de Kerimköy'ünde. Bunlar herhalde afet paralarıyla beraber gelmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Bizim onu geriye bir inceleme hakkımız yok, aklımız yok. Ama bunlar hala yapılmadı. Bugünün belki... Vatandaşlarımızın hala köprülerimiz yapılmadı doğal olarak. Yapılmış köprüler, evet. Yıkılmış, almış. Şimdi ben tabii ona da sen açtığın için Süleyman abi kısaca temas edeyim ama önce şu köy desteği ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten eğer olursa ben de çok mutlu olacağım. Çabamın karşılığını görmüş olacağım. İnsan hani uğraşır gayret eder bir sonuç alırsa en büyük haz mutluluk o oluyor. Siyasetçinin haz mutluluğu da bir şey alabilirse milleti için o.
Ben vallahi bak Kalkınma Bakanımıza, Cevdet Yılmaz'a, başkanıma da söyledim. Kaç kere gittim? En az 4 kere, 5 kere para istemek için gittim köydesten. Çünkü Kalkınma Bakanlığı yapıyor bu planları. Önce İçişleri Bakanlığı'na gittim, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne. Dedim ki abi sen bana şu köydesi bir anlat. Bana bütün dosyaları çıkarttılar. 2005'ten 2015'e kadar Sinop'a ne kadar para gelmiş? Yıl yıl. Bu gelen para nerelerde kullanılmış? İçme suyunda, kanalizasyonda, yolda, tarımsal sulamada nerede kullanılmışsa köy köy, ilçe ilçe hepsinin envanterini aldım. Sonra ne yapmam gerektiğini öğrendim. Mahalli İdareler Genel Müdürü arkadaşımızdı bizim, Ömer Doğanay. Düzgün bir işiniz düşerse oralara, Ömer Doğanay bizim dostumuz. Belediyelerin sık sık işi oluyor oralarda. Ondan sonra o bilgileri aldıktan sonra Kalkınma Bakanlığı'na gittim. Asıl orası işin kaynağı. Millet Maliye Bakanı zannediyor ama Maliye Bakanı veznedar gibi. Kalkınma Bakanlığı'nın planladığı parayı ödüyor sadece Maliye Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı'yla 4 kere 5 kere görüştüm. Son görüşmede Sayın Valimizle beraber gittik. Sonra İçişleri Bakanımıza gittim Efkan Alay'a. Dedim ki Sinop'u anlattım, ayrıcalık istiyorum. Maliye Bakanlığı'na gittim, ona söyledim. Köydesten her yıl biz normalde gelecek paranın bir miktar üstüne koyabilirsek, 3-5 milyon üstüne koyabilirsek bu bizim için önemli bir kaynak olacak. Yani 5 milyon para neredeyse bizim özel idare bütçemizin, yatırım bütçemizin tamamı kadar bir rakam. İnşallah köydesi imkanlarını artırarak, özel idaremizi daha rentable ve verimli hale getirerek bir miktar daha yol almış olacağız. Bakın bizim 4 yılda Sinop'a yaptığımız birinci kat asfaltın toplamı 336 kilometre. 4 yılda yaptığımız birinci kat asfaltın toplamı. 2013 yılında 22 kilometre birinci kat asfalt yapmışız. 2014'te 100 kilometre, 2015'te 106 kilometre, 2015'te 106, 2014'te 100, 2013'te 100, 2012'de de 22 kilometre. 336 kilometre toplam birinci kat asfalt yapmışız. Bunlar hep konuştuk muhtarlarımızla. Halbuki ihtiyacımız olan asfalt miktarı belli. Geriye bir şey kalıyor. İki tane seçenek var önümüzde. Ya ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Yani elimizde ne varsa buna göre imkan yapacağız. Ya da keyfimizden vazgeçmeyeceğiz. İhtiyaçlarımızı ortaya koyacağız. Bu ihtiyaçlara uygun bir kaynak üreteceğiz. Bütçe üreteceğiz. Bizim bu ikincisini tercih etmemiz lazım. Yani para bulmamız lazım. Kaynak bulmamız lazım. Bunun için uğraşacağız inşallah. Şeye de gelince, Dikmen meselesine gelince, açıkçası ben her Türkiye'ne gittiğimde ve Dikmen'e geldiğimde bu 2012 AFAD meselesi karşıma geliyor. Yani açıkçası o zaman neler oldu, nasıl oldu bunları çok net bir şekilde bilemiyorum. O dönemde biz görevde değildik. Fakat anlaşılan AFAD'dan kaynaklı izler, olumsuz izler henüz daha buralarda tamir edilememiş. Türkiye'de de var benzer konular. Aslında hükümetimiz o zaman iyi bir kaynak benim bildiğim kadarıyla buralara ayırdı, aktardı. Kaynak yetmemiş, doğru planlama yapılmamış olabilir. O köprü meselelerini, konuştuğumuz meseleleri inşallah bakalım değerlendireceğiz. Yani. Bir tane acil köprüden geçiyorum. Peki bizim belediyesinde şimdi bir tane de var yani evet. 100 metre, 100 metre yok 90 metre yani evet. Yani 80-90 gerçekten de karşına bağımız yok. Yani küçük bir yağmurda falan devamlı çaya bakıyor. Sen geldi mi o Kırköy'e alınca servisi. Yani tahminim orada karayolları yapıyor galiba. Aşağıki köprü gibi oraya yapma ihtimali var. Başkanım onu kendi bünyesinde programlıyorlar zannediyorum. Bir sene daha bekleyeceğiz. Sayın Bekir'in de desteğiyle yani. Desteğe de lazım bu işe. Fakat bir şey daha arz edeyim, ben konuşmak istedim. Dikmen'de hiçbir köyümüzde kanalizasyon yok. İller Bankası'ndan bize en çok ödeneği almaz. Geldiğinizde o zaman demiştim, şaşırmıştım kanalizasyon evet. Konusunu söyleyince. Evet. Ben kanalizasyon konusunda yol aldığımızı düşünüyorum demiştim, hatırlarsanız size. Evet. Hatta yani merkezin bile belki de belediyenin bile adı şey değil değil mi başkan? Biz yeni proje yapıyoruz. Bak burada bile yeni yapıyoruz. Evet. Ama köylerimiz hiçbirinden yok. Yapıyor size şu anda. Geleceğiz. İnşallah. Size geleceğiz. %50 sokak. %50 artık size bir köprü yapacaksınız. Sadece para buralar hepimizin. Hizmetin parti ayrımı olmaz. Hizmet vatandaşı yaparız. Hizmet elimizden geleni yaparız inşallah. İnşallah. Efendim?
Kahve bitti abi. Kahvemiz bitti. Evet başkanım, diyecekleriniz var mı bize? Sayın Bekir'im, zaten sizin diyecek şey yok. Sizden bize yardımcı olacağını bildiğiniz için. Yani bir telefonla da yakınsınız zaten. Eyvallah. Onun için burada bir şey demeye gerek yok. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah. Cümlenize Sayın Bekir'im. Ayağınıza sağlık. Burada bizim ne kadar hizmet edebilirsek beraber. İçerimizde ilgili başvuruz sanki. Geçen yıl 2015 yılında köyde çalışmalarımız var. Yol çalışmalarımız zaten vakıfsınız. Ankara'ya hayatınızda hepsiniz. Bizden daha iyi bilecek şekilde vakıfsınız. Onun dışında muhtarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Diğer ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Bizde mahrumiyet. Grup doğduğumuzda daha önce asla başkalıkmış, yanında kalmış. Mesela yaygın terine, evet. Mesela büyük kızı grup olarak söylesek büyük kızı tarafa başkalmış, kalmış. Serbest tarafına. Büyük kızı biraz önce görüştüğümüz arkadaşlardı. Evet. Hepsi görüştü zaten. Bütün muhtarlar bekliyor. 50 kişiye yakın. Şimdi işte burada. Ben şu arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde onlarla da karışıyor. Bir disipline ihtiyacımız var. Yani grup yollarını bütünüyle bitirebilmek için önce bir plan yapmamız lazım. 4 yıllık bir plan, 2019'a kadar. 4 yıl boyunca hangi ilçemize ne kadar asfalt yapacağız? İhtiyaç oranlarına göre. Sonra da bu asfaltı grup yollarımız öncelikli olmak üzere planlayacağız ve grup yollarını bitirmek üzere bir hedef koyacağız. Koymamız lazım önümüze. Burada bu hedefi yakalayabilmenin yolu disiplinden geçiyor. Yani kuram disiplininden geçiyor. Tabii encümenlerimizin de şöyle bir sıkıntısı doğal olarak oluyor. İşte muhtarlarımızdan, köylerimizden azıcık altına kalıyorlar, sıkıştırıyor köylerimiz, muhtarlarımız. Onlar taleplerini doğal olarak kazanmıyorlar. Orada da bir esneklik payı bırakmak suretiyle arkadaşlarımıza böyle bir hedefi ortaya koymamız lazım. Yani ben zaman zaman paylaşıyorum. Biraz da riskli bir şekilde paylaşıyorum. Normalde benim açımdan risk teşkil ediyor ama bu riski bilerek alıyorum. 2019'a kadar Sinop'ta asfaltı yapmamış grup yolu kalmayacak diyorum. Bunu da bilerek söylüyorum. Kendimi de bağlamak için söylüyorum. Kendimi bağladığımda hangi şart olursa olsun o şartları zorlamak zorunda kalacağım. Bu cümleler ağzımızdan çıktığı için. Ama bu bir taraftan da elzem. Yani bizim hakikaten Sinop'un %45 nüfusu kırsalda yaşıyor. Kırsal nüfus oranı açısından bakıldığında 5. sırada Sinop. Kırsal nüfusun büyüklüğü açısından. Şimdi nüfusun %45'i kırsalda yaşıyor. Köy yolu ağımız 5000 kilometre ve bunun sadece %24.6'sı asfalt. Nereye gitsek bu gündeme geliyor. Nereye gitsek bu gündeme geliyor. Yani bizim seçmenimizin yarısı köylerde. Bir taraftan siyasi olarak baktığımızda bize kırsal nüfustan ya da kırsal seçmenden oy oranı çok daha yüksek geliyor. Dolayısıyla oralara yapabileceğimiz en büyük hizmet yol. Bu açıdan planlamaları doğru yapmak suretiyle, kaynağı doğru üretmek suretiyle evimizin yapmamız lazım. Evimizimiz biraz avantajlıyız biz. Geçen sene en azından asfalta altyapı olacak şekilde çalışma yaptık. Bu yılda asfalta hazırlandı bazı grup yollarımız. Şanslıyız biz. İnşallah hayata geçer Sayın Bey. İnşallah ilçemize en güzel şekilde hizmetimiz olur. 5 tane grup yolumuz var. İnşallah bu sene 2 tanesini yaparsak size niye biraz daha? Aynen. 5 tane grup yolumuz var. Ya 2 de yapsak, 3 de yapsak, bir miktar yapmak da faydalı. Bir yerden başlamak. Evet. Evet Hüseyin Başkan, kuram nasıl? Partiye getirdik. Evet, Kaymakam Bey, paylaşacağınız, ileteceğiniz bir şey var mı? Kaymakam Bey, şeref verdiniz. Çok memnun olduk. İlçemize geldiğiniz için vatandaşlar memnun olmuştur. Biz de memnun olduk. Vatandaşlar adına, halkımız adına ben teşekkür ediyorum. İlçemizle ilgili hizmetlerimizde bize yardımcı olduğunuz için ön ayak olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz 7/24 ilçemize hizmet için buradayız. Gidene kadar inşallah en iyi şekilde elimizden geleni yapacağız. İnşallah.
Sizin varsa bir... Sağ ol, Allah razı olsun. Ödediniz. Yani bir ilçenin, bir ilin, ben her zeminde söylüyorum, başarısının birkaç tane anahtarı var. Bunlardan bir tanesi, ilimde tekrar bakıldığında teşkilatıyla, valisiyle, kamu kurumlarıyla arasındaki ahenk, uyum ve işbirliği. Bu ile kazandıran ve aynı şekilde teşkilata ve milletvekiline kazandıran bir şey. İlçelerde de aynı şekilde kaymakamlarımız, ilçe başkanlarımız, ilgilenen mesuliyelerimiz, muhtarlarımız bu eşgüdüm ne kadar güzel olursa o kadar buradan başarılı sonuç çıkar. Biz de ilin toplam kalkınmasının sonucunu buralarda görüyoruz. Güzel kaymakamlarımız var, şahsınızın olduğu gibi. Güzel ilçe başkanlarımız var, güzel encümenlerimiz var. Uyum içerisinde, ahenk içerisinde ilçenin sorunlarını birlikte bana ilettiğiniz takdirde ben de Ankara'da yapılacak her konuda sizin önünüzde olacağım. Güzel hizmetler yaptınız. Gönül isterdi ki daha uzun süre kalasın ama herhalde siz... Haziran'da... Burası şimdi 6. Benden önceki bir önceki kaymakam da burada mahkumiyet yaptı. Burası 4 olsa ya da 5 olsa zaman zaman kaymakamsız kaldı. Ama 6 olduğu zaman, mağlubiyet hizmeti olduğu zaman burası hiç boş kalmaz. Yani 5'e çekilirse derecesi yükselmiş olacak ama bu sefer de kaymakamsız kalma durumu olacak. Müsaade isteyelim başkanım. Siz söyleyeceğim bir şey var mı? Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.